Her gün hastalarım sormakta. Israrla sosyal medyadan geldikleri zaman buraya veya telefonla veya bir arkadaş aracılığıyla hocam biz mikrotest ameliyatı olduk, sıfır spermdik, sperm bulunamadı. Bize dediler ki yapacak bir şey yok. Bakın, mikrotest ameliyatı olmuş olabilirsiniz. Ameliyat sonrası doktorunuz olumsuz konuşmuş olabilir. Ama bu tamamen her şeyin bitti anlamına gelmez. Neden? 1. Mikroteseyi gerçekten hakkıyla mikrotese olarak mı yapıldı? 2. Mikroteseyi yapan doktorumuz tecrübeli mi? 3. Mikrotesede ameliyat raporuna özellikle bakıyoruz. Her taraf didik didik bakıldı mı? Tese yapılıp mikrotese mi yazıldı? Çok görüyorum bunu. Hastaya demişler mikrotese yaptık ama yapılan ameliyat raporu tese. Hastaya demişler mikrotese yaptık, rapora bakıyorsunuz biyopsi. Hastaya soruyorsunuz mikrotese yapıldı. Evet hocam mikrotese yapıldı bana ama hocam 20 dakika sürdü. 20 dakikada mikrotese olmaz. Olsa olsa tesis biyopsi olur. O yüzden her mikrotese bakıldığı anlamıyla mikrotese değildir. Onu iyice irdelemek lazım. Bu nedenle mikrotese oldum, olumsuz çıktı, her şey bitti demek değil. Mutlaka iyice detaylandırmak lazım. Ben kendim örneklerimi vereyim. 3 mikrotese ameliyat olmuş hasta. 3 farklı yerde, 3 farklı tarafın, 3 farklı kişi tarafından yapılmış. Hepsinde sonuç olumsuz. 4. ben sperm buldum. 4 defa ameliyat olmuş hastada 5. sperm bulduğum hastam var. Şimdi 5 defa ameliyat olmuş bir hastam var. 6. uğraşmaya çalışıyorum. Bunlar çok zor vakalar, kolay vakalar değil. Tabii ki biz de isteriz ilk defa ameliyatını yapmayı hastanın. Ama ilk ameliyatını biz yapmamış oluyoruz. O yüzden 2., 3., 4. ameliyatlar çok zor oluyor. Hem hasta için hem bizim için. O nedenle bir defa ameliyat oldum, sperm çıkmadı demek, her şey bitti demek değil. Üzerine gitmek, uğraşmak, pes etmemek lazım.